Şimdi Zakire Hanım gelecek, kardeşlerine seslenecek. Şöyle de bir cümlesi var. Ölüm haktır, miras helal. Baba ikinci bir evlilik yapıyor, resmi olan bir evlilik değil. Tüm mirası da o ikinci evliliğin üzerindeki, sadece çocuklar erkek olduğu için o anneye bırakıyor. Üç kız kardeşin hakkını savunmak üzere Zakire teyze Sürütyomuz'da. Zakire abla. Efendim. Dört tane çocuğun var. Evet. Değil mi? Evet. Allah bağışlasın. Şimdi aslında tipik bir Türkiye hikayesi. Babanla annen evliler. Annenin adı? Fatma. Fatma, babanın adı? İbrahim. İbrahim. Fakat annenin üç tane kızı oluyor. Bir türlü erkek evlat doğurmuyor. Annem erkek evladı oldu. O zamanlar köylerde çok sıkıntılardan düştü. Ve orada 5 aylık çürüdü çocuk karnında. Çurdaştan o zamanlar zor şartlarda aldılar. Erkek çocuğuydu ama neyse ölü. Ama 3 kızı oldu. 3 kızımız var. Yani oğlan oldu ama Allah vermiş ama öyle gitti. 3 kızı oldu diye baban ne yaptı? Babam yurt dışında çalışıyordu. Varlıklıydı. Babadan da kalan paradan. Kendinin orada çalıştığı. Babam çok zeki, akıllı, çalışkan bir insanıydı. Tabii ki orada bir para kazandı yurt dışında. Parayı sormuyorum. Sizin 3 kızınız var ama illa erkek evlat istiyor. Bunun üzerine şimdi, kuma almış. Kuma aldı şimdi. Para olduğu için geldi ondan. Hani ben bu kadar malim mülk, erkek çocuğum yok. Kızlara, damatlara demek ki veremez. Bizim orada verilmez çok. Vermedi. Vermek istemedi. Evlenmek istedi. Anneme zaten söz düşmez. Onu zaten dinleyen yok. Biz köydeydik. Araklı'da 5 katlı evimiz vardı. Babam aldı. Ben orada yurda gidiyor, şu kursa gidiyordum orada, dikiş kursuna. Ben köye çıktım, yaz işte kurslar bitti. Babam bir başkasıyla evlendi, eve koydu bizim dayadığımız eve, düşediğimiz eve. Bir bayan geldi, annemin üzerine kuma getirdi. Ve biz duyduk onu köyde. Ablam yurt dışındaydı. Kız kardeşimle, 2 kız kardeşi evdeydik işte, ben ortancayım kardeşlerimin. Ağladık, annemden sızladık. Babam öfkeli, sinirli. Ona sen nasıl evlendin, nesin, nesin hiçbir zaman soramaz. Kimse soramaz, biz hiç soramayız. Annem hiç soramaz. Annem, babam, amca çocukları değiş tokuş halamla olmuşlar. Böyle evlendi, annem öyle kaldı ortada. Kaldık ortada, o ama evlendi. Kaldı, fakat o evlendi yani eve kuma olarak getirdiği kişinin ilk çocuğu da erkek oldu. Erkek oldu. İlk çocuk erkek oldu. Tabii erkek olunca da artık babam herhalde dünya benim, daha dünyada başka bir şey yok gibi geldi ona. O erkek çocuğu oldu. Ondan sonra işte kız oldu. Bir daha oğlan oldu. 2 tane çiz kızlarımız oldu. Ondan sonra işte... Toplamda kaç kardeşsiniz? 8 kardeşiz. Siz 3'sünüz. Diğer eşten de 5 tane oradan 8 kardeşsiniz. 8 kardeşiz. Fakat şöyle bir cümle kurmuşsun. Demişsin ki ikinci eşin oğulları olunca... Evet. Daha kıymet vermeye başladı. Neydi babanın bu erkek aşkı? Vallahi ne bileyim, bizim orada herkeste var. Babamda daha da çok vardı. Erkek çocuğuna daha çok. Erkek çocuğuna daha düşkündü. Daha düşkündü. Hani işte soyum olsun gibisinden, sanki kızdan soy olmayacak gibisinden. Biz yok gibisinden. Aslında babam bizi çok severdi yani. Babam, ablam bizi çok severdi kızlara. Çok değer vermiş babam bize ama ikinci eş gelince artık ben analığım babamdan 22 yaş daha küçük. O oldu. Onun dediği oldu. Artık daha annemin hiçbir zaman olmadı dedi. İkinci eş analığı mı diyorsun? Biz de öyle derim. Ben öyle derim. Abla, ben evlendi. Dost doğru babam yanında, analuma da her zaman analık demişim. Abla hiç dememişim. Hiçbir zaman ikinci eş annenin abla olmaz. Anne hiç olmaz. Ama asla da ona hiçbir kötülüğüm ve ihanetim olmamış. Saygısızlığın hiçbir şey asla olmadı. Asla olmamış. Tersini, ben buraya onları davet etmek istiyorum. Babamdan büyük bir para kaldı. Evet. Benim babam evimi yerimi sökmüş, atmış. Beni çok zulümlere uğratmış. Çocuklarımla, sıkıntılı evlatlarımla. Ben buraya analığımı başta davet ediyorum. Niye babam, davet ediyorsun? Beraber olamıyoruz. Kaçtı gitti. Kız kardeşlerimi topladım ben. Biri yurt dışında, biri Zonguldak'ta. Onlara söyledim ki hani
gelin işte miras işlerinle uğraşman lazım. İşte 4 ay içinde devlete bildirmen lazım ki hani işte ceza yemiyorsun. Onlar bunlar yani erkek kardeşim var ama o nerede para var? Onun üzerinde o kadar değil. Hep öyle büyüdü. Şunu soracağım. Baban ne zaman vefat etti? 9. ayın 11'inde. 9. ayın 11'inde. Yeni vefat etti. Yeni vefat etti. Sonrasında miras. Bölünecek. Miras var ortada. Miras var ortada. Size bırakılan bir miras var mı? Bize hiç yok. Ne anneme verilmiş ne bizi. Ben zaten 15 sene oldu babam eve koymamış. Hayır. Yani baban ölmeden önce mi mirası vermiş? Verdikleri çok. Mal varlığını ölümden önce devretmiş. Öyle mi diyorsun? Var. Galaneni de Beylikdüzü'nde 20 tane daire arsa almıştı babam. Yurt dışından temelli gelince toplum parasından orada Beylikdüzü'nde arsa mı diyeyim sana işte arazi mi ne diyeyim sana. Aldı bu zaman zarfında işte şeyler müteahhitler istiyorlar bunu işte verdi müteahhite. Müteahhit buna zannedersem 20 daire birinin ilk defa aldı bir dairenin parasını ilk defa. Şimdi çok karışıyor böyle de sadece şunu merak ediyorum. Yani siz 8 kardeşsiniz, annemden 3 kız sizsiniz, diğer tarafta 5 kardeşim var. Toplamda 8 kardeşsiniz. Babanın vefatından sonra siz şunu mu öğrendiniz 3 kız kardeş kendi annenden? Size hiçbir şey bırakılmamış. Zaten biz bırakılmadığını biliyoruz. Görüyoruz gözümüzün önünde. Biz babamıza bir şey diyemeyiz ki. Ama babanın vefatından sonra öğreniyorsun. Hayır öğrenmiyorum. Ben biliyorum babam sata gidiyor. Son zamanda da gidecekti Beylikdüzü'ne satmaya bir gün gala. Pazartesi 11'i. Salı günü bileti almış. Kalan daireleri satıp analım kendi üzerine götürecekti. Çocukların üzerine. 11, 9 daireye zaten götürmüş. Almış parayı. Bir tane de daireyi almış oradan. Beylikdüzü'nde. Birilerini de babamı götürüp, babam kalp hastası, annem babam kalp hastasıydı. Babam yoğun bakıma ciddi ameliyat bir damarından oldu buradan. Oradan çıktıktan sonra funduk hasatıydı bizde. O hasatı bitirdikten sonra analım, babam artık ölüm sarsmağı durdu. Hani bir dairelerden nasıl bir şekil edeyim, yani bu kalanlara bize kalmasın diye parayı bunlara Cenevk Alayı'nda devredeyim. Burada bulunma amacın ne? Burada bulunma amacım, bu daireleri bize ayıramıyoruz. Hiçbir zaman alamadım miras, bizi koymuyorlar. Kardeşlerimi topladım, kendim üçüleri onlara dedim. Analığımı bıraktık, geldi burada İstanbul'a, Beylikdüzü'ndeki eve. Biz buradan hiçbir şey alamıyoruz. Beylikdüzü'nde 8 milyar erkek kardeşim kira alıyor. Hiçbir bize, 8 kardeşiz, birer milyar verilecek. Benim maddiyatım çok düşük. Beni babam evimden yerimden hırs belasına sokmuş atmış. 30 yıllık evimi almış benden. İcra alan. Benim 3 tane sıkıntılı evlatlarım var. Yuvamı yıkmış. Babam ölmüş. Bir şey demiyorum. Her namazda yani ona dua okuyorum ama ben bu mirastan evimi alacağım. Sizden ben önce Allah'ın huzurunda yalvarıyordum ya Resulallah. Ben bunlar 70-80 yaşında insanlar bana zulüm ettiler. Evimi yarımı çocuklarım sıkıntılı. Erken doğumdan sıkıntılı 3 tane evladım var benim. Bunlarla uğraştım, cebelleştim. Ben belediye kapılarından, başkanlardan ben bu çocuklarımı hayata döndürdüm. Ama benim evimden babam attı. O mirasta benim hakkım alacağım şimdi. Alamıyorum bir şekil. Ya vuracaksın onu. Olur mu? Mahkemelere. Ya bizde şimdi bu. Ya vuracaksın ya vurulacaksın buradan mal almaksın. Yok, ya da yok. Mahkemeye şey yok. Şeye gideceksin. Avukata gideceksin. Avukata gittim benim avukatlarım var. Ben çok çektiğim için avukat bana 5 tane avukat vermişti. Onlara gittim danıştım avukatım gibi. Ne yapabiliriz? Verdikleri bunlar, aldıkları bunlar, kalanlar bunlar. İşte o da bize anlattı ama dedi bana dedi ki çok iyi benim hayatımı barodan savundu. Abla dedi sen çok çektin dedi. Bu varlığı da daha evvelden de bir söylemiştim bize dedi. Ama dedi en kötü anlaşmadan... Sen şunu söylemeye çalışıyorsun. Mahkemelik olmak yerine oturalım bir araya gelelim. Gelelim de yani ayıralım. Biz sizin peşinizde değil. Onlar benim çocuklarımla yaşadı. Babam benden bir sene evvel evlendi. Bir sene sonra da ben evlendim. Onlar çocuklarımla yani kardeşlerim yaşadı. Kardeş diyemem. Hele kız, 3 tane kız var. Onlar benim canım ciğerim. Hiçbir şey dokunduramam onlara ben. Kaç yaşındalar? Biri kızımdan 29 yaşında. En büyük kız diyelim sana. Yani 29, 30, 30... 30, en büyük oğlan 30 yaşında ilk 30 oğlan. 30 yaşında. Ha, 29 yaşında da kız. Ondan 28'de de bir oğlan. Anladım. 22 yaşında da 2 tane çizler var. Onların hepsini ben seviyorum ama erkekler biraz daha böyle... Yani ne kadar derse. Peki
Peki konuştun mu erkek kardeşlerinle? Tabii tabii defalarca. Beraber kız kardeşlerim geldi. Beraber oturduk konuştuk. Neyi alalım neyi gidelim. Ha babamın verdiklerine karışmayacaksın. Onu vermiş almayacaksın. Buna tutmaz dubles benimdir. O benimdir. Bu benimdir. Annesi telefonla oradan yönettiği bunu vermez. Şunu vermez. Şurayı alma çöye koyma oraya. Zaten ben çöye girmemişim yıllarca. Senin babanla da aramda problem vardı değil mi? Problem işte analığım nedir? Bu miras para pul. Ben biraz kendimi hakkımı savunan bir kız olduğum için. Ha bu nedir? Bu bunun kenarlarında dönmesin. Artık miras kokuları başladı. Beylikdüzü'nde evler para pul 300 milyar 500 milyar. Bizim evde 100 milyar 50 milyar bir şey değil ki. At o yana vur bu yana. Hiçbir şey değil ki 50 milyar 100 milyar 150 milyar 500 milyar. Çünkü orada 300 milyar bir daire 200 milyar bir daire al o yana. Babam ticareti yapan da şeyidir. Yani, anladım. Ben bizi tanıyan çok erkek kardeşleriniz şunu söylüyorlar size. Bu zamana kadar babanız vefat etmeden önce alınıp satılanlara karışma. Karışma. Kalan mirası paylaşalım diyorlar mı orada size? Orada da nasıl paylaşalım bunları diyor. İşte bunları alacaksınız. Böyle olacak, şöyle olacak. Nasıl olacak? Hepsi zoom olacak bunlar. Bu arada analarınızın ismi, adı, soyadı? Ha Fatma Akyıldız mı? Ne bilmem. Başka bir soy ismi de.